Bu özelliği aktif etmek için program penceresinden ya da sol taraftaki sos penceresinden yararlanabiliriz. Her ikisinde de bu özellik çalışmakta aktif yani. Öncelikle bir tane kare seçiyoruz. Tabii ki oynatma kafasını videonun herhangi bir yerine getiriyorum. Ve arkasından program penceresinin hemen altında bu görmüş olduğunuz fotoğraf makinesi ikonuna bir kere tıklıyorum. Bu arada unutmadan buradaki oynatma çözünürlüğü düşük ya da yüksek olması çıktının kalitesini etkilemiyor. Bir kere tıklıyorum ve arkasından bir pencere açılıyor. Bu pencerede birkaç tane seçenek var. Name kısmında isim veriliyor. Vermeseniz bile videonun kendi ismini alıyor. Format kısmında ben genellikle JPEG kullanıyorum. Ama eğer yüksek kaliteli bir çıktığı ihtiyacım varsa PNG, Targa ya da TIFF tercih edebilirim. Ve bir path seçiyoruz. Yani bir yol nereye kayıt olacak? Örneğin benimki masa üstüne kayıt oluyormuş. Siz de browse'a tıklayarak bilgisayarınıza farklı bir konuma alacağınız çıktığı kayıt edebilirsiniz. Ve son olarak da burada import into project'i seçerseniz eğer almış olduğunuz resim ya da fotoğraf proje paneline aktarılacak. Bazen donuk kareye ihtiyacımız oluyor. O sebeple de bu özellik işe yarar bir özellik. Örneğin ben aldığımda hemen sol tarafta proje paneline bunu aktardı. Timeline'a sürükleyip bıraktığımda görmüş olduğunuz gibi bu bir donuk kare bir fotoğraf karesi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.